Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Bildiğiniz gibi Sözler Risalesi'nde de 10. sözdeyiz. Namı diğerle Haşir Risalesi'ndeyiz. Haşir Risalesi'nde okuya okuya elhamdülillah hakkında düşüne düşüne, tefekkür ede ede 7. hakikate kadar geldik. 7. hakikat babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir cümlesiyle başlıyordu. Yani biz burada kainattaki korunma, saklama kanunu üzerinden bir ismi hafiz yani el hafiz ismi ve er rakib ismi yani Cenab-ı Hakk'ın korumacılığı, saklamacılığı ve gözetleyiciliği üzerinden okumalar yapıyoruz. Bu isimlerin hem içeriğini anlıyor hem de dolduruyoruz. O gözle, bürhana, deliyle okunacaklara rastladıkça aslında esma da bizim yüreğimizde, kalbimizde, inşallah ruhumuzda yerleşiyor. Böylece Esma-ül Hüsna sırrını kavramanın içimizde oluşturacağı cennete adım adım yaklaşıyoruz inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve keremiyle. Bugün 7. hakikat işleyeceğiz. 7. hakikatte 2 paragraf kadar ilerledik. 3. paragraftayız. 3. paragrafı okuyup konuşacağız. Ama ondan önce size yine tanıtmak istediğim bir kitap var. İşte Cemal Saydam Hoca'nın Havadan Tozdan'ı. Havadan Tozdan kitabın ismi arkadaşlar. İsmi biraz havai geliyor ama içeriği dolu bir kitap. Heya Mola yayınlarından çıkmış. Bu kitaptan şöyle bir beklentiye sokmayayım sizi. Ya Ahmet bir kitap tarif ediyorsa, bize anlatıyorsa herhalde bu kitap çok dini bir eserdir. Bize ne diyeyim Cenab-ı Hakk'ın marifetullahına dair olsun, dinin işte emir bil marufuna, nehi anil münkerine dair olsun çok şeyler öğretir o kitap gibi bir beklentiye sokmayayım arkadaşlar. Bu kitap bir açıdan öyle bir kitap değil. Cemal Saydam Hoca zaten medyada bilinen birisi, Atatürkçü birisi. Yaklaşımları da o yüzden laik. Zaten içerideki tefekkürlerde de göreceksiniz. Bunlara tefekkür demekte beis yok. Tabiat anaya, doğaya yani çok fazla atıfla anlatıyor anlatacaklarını. Fakat şunu da söylemeyelim elbette. Cemal Saydam Hoca'nın da kendisine göre bir imanı var ki kitabın içindeki bir bölümde de anlattığı bilgilere Kur'an ayetlerini mahsadak yapıyor. Onlar üzerinden delillendirmeye çalışıyor. Böyle bir bölüm de var kitapta yani. O kadar da öteye itmeyeyim. Ama siz de biliyorsunuz yani Atatürkçülerin dine yaklaşımını, bakışını az çok tanıdığınızdan herhalde bunu söylememle beraber kitapla aranızda bir mesafe oluştu. Şimdi kitapla aranızdaki mesafeyi kapatayım. Kitap çok güzel bir şey anlatıyor. Cemal Saydam ne diyelim araştırma görevlisi olduğundan beridir mi diyelim ODTÜ'de veya ondan sonraki bir görevle beraber miydi? O kitabın ilk kısmında anlatıyor onlar ama belki aklımda kalmadı. Kum üzerine araştırma yapıyor. Önce atmosfer üzerine araştırmalar yapmaya başlıyor. Bir uydu faaliyeti, uydu verilerini yakalama anteni kuruyorlar. Bununla beraber uyduların görüntülerini yorumlamaya başlıyor. Oradan gördüğü görüntülerde işte ne olduğunu anlamaya çalıştığı bir şey var. Onun kum taneleri olduğunu anlıyor. Yani gökte taşınan, hava yoluyla taşınan kum taneleri, sahra çölü kumu olduğunu anlıyor. Yani uzaydan görünen bir şey. Bu bulut değil, başka bir şey değil. Nedir bu? O kumlarmış, onu anlıyor. Ondan sonra işte Marmara Denizi'nde yaptığı çalışmalara değiniyor. O kumların yağmur olup yağmasıyla oradaki balıklara etkisinden falan bahsediyor. Sonra mevzuyu alıyor. Doğanın dengesinde o kumların önemini anlatıyor. İşte yağmurlar o kumlar olmazsa yağmıyor, karlar o kumlar olmazsa yağmıyor. Bilakis toprağın bereketi o kumların gelmesiyle oluyor. Çünkü o kumlar, o sahra dediğimiz, çöl dediğimiz, ya Allah buraları niye yarattı dediğimiz yerler aslında bir zamanların Amazonlarıymış. Yani kaç bin yıl önce diyelim, 100 bin yıl önce, 200 bin yıl önce bir iklim değişikliği olmuş. O bölge
çok yeşilken ve bizim bu yaşadığımız bölgelerde şeyken, buzul çağı gibi bir çağ yaşıyorken, oralar yeşilken, yani o zamanın Antalya'sı orası, Rusya'sı da bizim buralar iken, Avrupa iken, oralar çok yeşillikmiş. Tabii iklim değişikliği olmuş, onlar hep ne diyelim, çürümüş, kaybolmuşlar. Bugünkü petrol de zaten o organik maddelerin çıkarılması. Yani binlerce yıldır toprağın altında kalan o organik maddelerin, o zengin organizmanın tekrar değişmiş bir halde dışarıya çıkması, yani petrol de onlardan oluşuyor. Biliyorsunuzdur, bu kısmı da anlatmış oldum. Ve o kumların içinde de birçok bakteri mantar varmış ve bu bakteriler mantarlar çok uzun bir süre su almasalar da hayatlarını koruyabiliyorlar. Şimdi o kumlar havaya karıştığı zaman kum fırtınasıyla, hortumla, başka vesilelerle karıştıkları zaman bulutların içine girdikleri anda o bakteriler, mantarlar tekrar canlanıyor. Ve doğadaki diğer canlıların hayatta kalmasına çok yardımcı olan demir oksalat işte falan maddeler üretiyorlar, mineraller üretiyorlar falan. Onun hikayesi uzun, oralara hiç girmeyeyim. Ama kitap arkadaşlar o gözle incelenince, yani Allahu Ekber diye okunacak bir kitap. Nelerin nelerle ilgisi var. Bazıları hocanın sadece akıl yürütmesi, bazıları deneyle de desteklediği şeyler. Hortumlar niye var mesela? Buna çok enteresan bir cevap veriyor hoca. İşte bugün de uğraştığımız yangınlara dair fikirleri var. Bazı bulut türlerinin yangına sebep olduğunu düşünüyor. Gibi gibi çok bilgiler bu kitapta var. İlginç bir kitap. Bakışınızı böyle zenginleştirecek, kafanızı açacak bir kitap. Bir de Bediüzzaman Hazretleri'nin hani o talebelere söylediği, muallimlerimiz Allah'ı anlatmıyorlar diyen talebelere söylediği o şey var ya, muallimleri değil, o ilimleri dinleyiniz. Onlar hep Allah'ı anlatıyorlar demesi kabilinden okunursa da marifetullah adına da çok şeyler söyleyebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha kapağını göstereyim. Yüzüme kadar göstereyim ki en iyi aldığı yer benim yüzüm şu an, telefonunu öyle tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, kitabın ismi Havadan Tozdan, yazarı Cemal Saydam, Heyamola yayınlarından çıkmış 2010'da. İlginç bir kitap. Okursanız güzel şeyler öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Efendim, kitap tanıtımı sona erdi. Reklamlar bölümünü bitirdik. Tekrar Haşir Risalesi'ne dönelim. Biz de burada bir tefekkür yapıyoruz efendim. En başa dönelim yine Haşir Risalesi'nde. Bir ayet-i kerimemizi hatırlayalım. Ayet-i kerimede bize nasıl bir bakış öğütleniyordu onu bir anımsayalım. Evet. 10. söz Haşir bahsi 2 ayet-i kerime ile başlıyor. Birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim ki hep diyoruz bütün ayetlerin okunuşlu olmasını sağlayan ayet. Bütün ayetlerin inmesini sağlayan ayet. Bütün ayetlerin yine varacağı ayet Bismillahirrahmanirrahim. Yani biz öğrenmeliyiz ki bir Allah var. Her şeyi o yaratmış. Bir İsmillah, onun ismiyle oluyor her şey, isimleriyle oluyor her şey. Ve o Allah Rahman ve Rahim. Yani bize ilgisinin kaynağı da Rahmaniyeti ve Rahimiyeti. Bunlar aklımızda bulunmalı ki ayetler bize açılır olsun. İkinci ayette Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Kısa bir, pardon, mealinden önce ayeti bir okuyalım mutlaka elbette ki. Estağfirullah. Fenzur ila athar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike le muhyul mevta ve huve alâ külli şeyin kadir. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş söz basımda. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. İşte mesela Cemal Saydam Hoca'nın kitabından bu ayeti bile anlayabiliriz. Biz bahardan anlıyoruz ama o ölü sanılan kum bulutların içine girdiğinde nasıl canlanıyor? Bin yıldır, bilmem kaç bin yıldır orada duran spor şeklinde belki. Onların o kendilerini muhafazaya aldıkları şeye spor mu deniyordu? Öyle bir ismi vardı liseden, ortaokuldan hatırlıyorum. Mantarlar, bakteriler orada canlanıyor. Onların oradaki canlanması daha sonra o yağmurun indiği bölgelerde de canlanmaya sebep oluyor. O minerallerin herkese faydası var. Hatta denizdeki balıklar bile o mineraller sayesinde, orada üreyen canlılar sayesinde çoğalıyorlar. Balıklara bile faydası var yani. Sivrisineklere, balıklara, türlü canlılara vesaire. Demek ki Cenab-ı Hak
hep diyoruz ya, haşir bir kanundur. Öldükten sonra dirilme, Cenab-ı Hakk'ın kainatın her köşesinde işlettiği bir kanundur. Bahar onun bir ferdidir. İnsanın ahiretteki dirilişi de onun bir ferdi olacak. Yani o kanunun her yerde kendine göre yansımaları var. Bu yansımalardan bir külliyetlisi bahar, bize bu ayette örnek olarak gösteriliyor. Bir diğeri de ahirette bizim türümüzün dirilişi olacak. Zaten Cenab-ı Hak da diyor ki, rahmet eseri olarak baharda ben bunu yapıyorum. Baharda bunu yapmamı gerektiren rahmet yine iktiza eder ki sizin türünüzü de yoklukta bırakmayayım. Ve yine diyoruz ki baharda 10 bin, 100 bin, 1 milyon değil, trilyon değil, belki daha fazla canlıyı tekrar varlığa çağıran Allah'ın kudreti elbette hayli hayli imkan verir ki insan türünü de tekrar varlığa çağırsın ve ona tekrar ikramda veya mücazatta bulunsun. Bunu onun kudretinden eksik görmek görenin eksikliğidir diye altını çiziyoruz. Pekala, gelelim şimdi 7. hakikatin 3. paragrafına. Gene ilk iki paragrafı okuyayım, üçüncüyü ama tefekkür edelim. İlk ikisini sadece okumuş olalım, üçüncüsünü tefekkür edelim. 7. hakikat. Babı hıfz ve hafiziyet olup, ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi âli, her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip, bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır ve asla. Evet, şu kainatı idare eden zat, her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise, ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Nizam ve mizan ise, ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyoruz her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyet-i mecmuası dahi bir intizam tahtındadır. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Çünkü görüyoruz her masnu vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyet-i mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen şu alem-i şehadetten göçüp giden her şeyin Hafiz-i Zülcelal birçok suretlerini elvan-ı mahfuzu hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde hıfz edip, ekser tarihçeye hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor, zahir ve batın aynelerde ibka ediyor. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanunu hafiziyetin azameti ihatasını gösteriyor. Buraya kadar önceki derslerde konuştuğumuz, tefekkür ettiğimiz kısımdı. O yüzden ince okuma yapmadık. Bundan sonrasını ince okuma yapacağız. Görmüyor musun ki? Koca baharın hep çiçekli, meyveli, bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahaif-i amali ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içinde yazarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sahife-i amellerini neşredip kemali intizam ve hikmetle koca bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, alemi gaybda, alemi ahirette, alemi ervahta,
rububiyeti âmmede mühim semere veren beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Görüldüğü üzere arkadaşlar, bismillah. Daha doğrusu benim gördüğüm, sizin duyduğunuz üzere Bediüzzaman Hazretleri burada yine gözümüzü o başta dikkat çektiğimiz kanuniyetlere çevirdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sı, sıfat-ı ilahiyesi, şuunat-ı zatiyesi hemen altında bize bazı bu kelimeleri kullanmak doğru mu bilmiyorum ama hani aklınıza yaklaştırmak için kullanmayı tercih edeceğim. Cenab-ı Hakk'ın affına sığınarak ısrarlı seçişler gösteriyor. Cenab-ı Hak bu dünyada ısrarla saklamayı seçiyor. Israrla diriltmeyi seçtiği gibi. Nasıl ki baştaki ayet buna dikkatimizi çekti, Rum suresinin 50. ayeti. Cenab-ı Hak ısrarla gidenleri geri döndürüyor. Onlar gidiyor, o geri döndürüyor. Onlar gidiyor, o geri döndürüyor. Elbette öldüren de o, dirilten de o. Ama varlığın fıtratı fanilik üzerine ya bu dünyada. Yani fanilik bizi yokluğa, hiçliğe, dağılmaya, bozulmaya, yırtılmaya, çürümeye çağırırken bir el, bir kudret eli, bir yaratış eli, bir rahmet eli müdahale ediyor ve biz tekrar varlığa dönüyoruz. İnsanoğlu eğer hücreleri yenilenmese bu dünyada ne kadar hayatta kalabilir? Şu an işte ortalama insan ömrü 60 sene, 70 sene. İşte Efendimizin aleyhissalatü vesselam 63 sene ömrü olmasından Üstad Hazretleri diyor ya, ümmetinin ortalama ömrü 63 sene olacak. Yani Efendimizin aslında vefatında da ümmetine bir şey var. Haddi vasat tayini var gibi diyelim. Herkes öyle olacak diye bir şey yok ama ortalaması 63 sene gibi bir şey olacak. Ki bakıyoruz hakikaten 60-70 sene. Bugün bilim adamları da öyle diyorlar yani. İnsanın ömrü 60-70 sene civarı ortalaması. Şimdi buradan baktığımız zaman 60-70 sene yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz? Yenilenmeyle. Mesela bir yara açılıyor bir yerimizde, bir çizik oluyor. O iyileşmese o kan hep akacak. Ama Cenab-ı Hak bir kanunla işte pıhtılaşmadır, tekrar dokunma oluşmasıdır. Bugün bilim adamlarını da hayrette bırakan bir şekilde o deri nereden nereye kadar tamamlanacağını yine söyleyemedim. Tamamlanacağını tayin ediyor ve oraya kadar yapıyor, şaşırmıyor. Ya fazla kaçırdım bak deri şu kadar yırtılmıştı ben bunun üzerine fazla kat çıktım demiyor. Tam ölçüsü kadar yapıyor. Bu yaralanma kısmı yani onların iyileşmesi kısmı bilim adamlarını bugün hala hayrette bırakıyor. Yani biyologları bu nasıl vücut bunu biliyor bu kadar olduğunu nasıl üstüne çıkmıyor veya aşırıya kaçmıyor gibilerinden. Yani araştırma konuları bunlar arkadaşlar. Hatta o çöp genler diyorlar falan o genlerin bir kısmının çöp olmadığını artık bugün ifade ediyorlar. Bu yaraların iyileşmesiyle o genlerin ilgisi olabileceğini söylüyorlar. Olur mu? Olabilir tabii ki de. Ama yine de hepsinin arkasında elbette ilmi ilahi var yani. İnsanoğlu başıboş bırakılmış değil. Cenab-ı Hak rububiyeti gereği yarattığı canlıyı hedef olan o süreçte yaşaması gereken o hayat içinde aynı olması gereken Esma-ül Hüsna makamında varlıkta tutuyor ne kadar gerekiyorsa. Kelebekleri bir hafta tutuyor, bir ay tutuyor, üç ay tutuyor neyse artık ömürleri. İnsana da 60-70 yıl tutuyor ortalama. Bakıyorsun başka canlılar var ömürleri daha da uzun. Filler herhalde daha uzun. Mesela kaplumbağalar daha uzun. Ne kadar isterse kargaların da herhalde uzunmuş ömürleri. Cenab-ı Hak hikmeti gereği onu öyle bunu böyle seçiyor. Bu hikmetin detaylarında insek Cemal Saydam Hoca gibi biz de bir şeyler yakalarız elbette ama ana başlık kendini söylüyor. Cenab-ı Hak hikmet sahibi oluşunun da her varlıkta hissesi var. Yani şunlara hikmet tecelli etmiş, bunlara rahmet tecelli etmiş, bunlara kudret tecelli etmiş. Öyle değil varlıktaki tasnif. Hepsinde kudret, rahmet, hikmet vesaire bütün Esma-ül Hüsna tecelli etmiş ama oranlar farklı. Mesela çiçeğin dışına biz baktığımız zaman Cemil ismini daha çok görüyoruz. Çünkü güzellik daha onda üst seviyeye çıkmış. Ama sadece güzellik mi var? Altına indiğimiz zaman mühendislik de var, nizam da var, ölçü de var, ölçüllülük de var, sanat da var,
işte mülevvin ismi var, mutasavvir var. Yani çoğaltalım. Yani bir sürü özelliği var o çiçeğin. Hayatta kalması için gerekli olan ve o özelliklerden her birinin baktığı çok isimler var. Bunlar, bu Esma-ül Hüsna tecellileri varlıkta, varlıktan varlığa geçerken ya da bir varlığın türleri arasında yayılırken bir kanuniyet okuması yaptırıyor. Tek fiilde bir esmayı buluruz. Bir bebek annesinin memesinden süt emiyor. Buradan Allah'ın rahmeti bulunur mu? Bulunur. Allah Rahman'dır deriz. Çünkü bu yavruyu böyle gözetiyor. Çocuk doğuyor, annesinin memesine de süt hemen geliyor. O çocuğun da yapabildiği sadece bu kadar. Ve rızkı da o şekilde süt tulumbası şeklinde ağzına uygun bir şekilde verilmiş durumda. Bu bir kere Allah'ın rahmetini okutur mu? Okutur. Allah Rahman'dır deriz. Ya da bunu, bu fiili yaratan Rahman'dır deriz. Fakat onun bir de böyle varlığa yayıldığını gördüğümüz zaman insan yavrusunda böyle oluyor, koyun yavrusunda nasıl oluyor? Biraz daha değişik. Gidiyoruz balık türü, onlar daha da başka. Mesela balıklar işte, hoca anlatıyor mesela, bak bugün kitaptan çok örnek vereceğiz. Hamsi balığı o bereketli yağmurun ne zaman yağacağını diyor biliyor. O işte mineralli zengin yağmurun, o sahra tozlarının geldiği yağmurun ne zaman yağacağını biliyor. Hemen ondan önce diyor veya onunla beraber yumurtluyor. Hem sivrisinek için de bunu söylüyordu galiba. Ve diyor balık yavrusu gelişinceye kadar, sivrisinek yavrusu gelişinceye kadar o bakterileri, algleri yiyor diyor. Bak. Onunkini de öyle yapmış Allah. Eğer öyle göndermese o yavrular büyümeden ölecek. Sivrisinek yavruları büyümeden ölecek. Hamsi yavruları büyümeden ölecek. Demek ki kanunmuş bu. Yani bir tek anne, bir tek işte bir tane çocuğun veya çocukların, insan türünün çocuklarının, koyun türünün çocuklarının, memeli türünün çocuklarının değil, bütün canlı türlerinin çocuklarının kendi türlerine göre özel de olsa uğradıkları rahmet tecellisi var. Nerede? Yavruluğun gelişim sürecinde. Mesela bu da onlardan bir tanesi. Başka bir canlıya gitsek başka türlüsünü görürüz mesela. İşte kuşun annesi mesela yemeği işte yakalıyor. Sonra midesinden ona tekrar kusuyor. Biraz daha inceltilmiş şekilde kusuyor yiyeceği yavrusuna. Aynı zamanda bir de salgı veriyormuş. Mesela kuş sütü diyorlar ona da. Yavrusunu besliyormuş o salgı. Ya da hastalıklardan koruyormuş o salgı. Bak yine aynısı değil mi? Farklı tezahür ama aynı ismin kanuniyetinden geçiyor. Yine bir rahmet tecellisi. İşte bunu kavramak, eşyadan eşyaya geçerken bunların birbirlerinin iz düşümü olduğunu, aynı esmanın, aynı sıfatın, aynı şunat-ı zatiyenin tezahürleri olduğunu görmek bizi varlığı kanun boyutunda yaşamaya çıkarıyor arkadaşlar. Burada mesela Cemal Hoca da bazı şeylerde mesela diyor, bulutlar da acaba diyor, tıpkı canlılar gibi nesillerini devam ettirmeye çalışıyor olabilirler mi diyor mesela. Bak bir kanuniyet bu. Nesillerimizi biz devam ettirmek istiyoruz değil mi? İnsan türü de devam etmek istiyor. Diğer canlı türleri de devam etmek istiyor. Acaba diyor inorganiklerde de bu olabilir mi? Mesela bulutlar diyor devam etmek istiyor mu? Neden olmasın? Veya işte biz nasıl canımızın çektiği bir şeyi yemek için leblebi tozu mesela, yani küçükken bizde verirlerdi şöyle, kablar içinde satılırdı. Sonradan çocukların nefes borusuna falan kaçıyor diye yasakladılar galiba. Böyle çöple çekerdik diye mesela bu leblebi tozlarını. Tadı hoşumuza giderdi. Acaba diyor hortumlarda mesela o yerdeki tozu canı çeken atmosferin onları almaya çalışması olabilir mi diyor mesela. Yani düşün biz nasıl diye çekiyoruz o leblebi tozlarını. Hortum da diyor atmosferin o tozu kendine çekme çabası. Olabilir mi diyor. Ya olabilir. Yani bunlar kanuniyet okumasıyla olabilecek şeyler. Burada da ismi hafiz penceresinden bir okuma yapıyor Üstad Hazretleri. Korumakla ilgili kanunlara nazarımızı çeviriyor. Tekrar metnimize dönelim şimdi. Kaç dakikamız olmuş? Vaktimiz var. Tekrar metni bir daha okuyalım. İnce ince anlamaya çalışalım. Görmüyor musun ki koca baharın hep çiçekli, meyveli, bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahife amali, amel sayfaları yani demek istiyor.
ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içinde yazarak muhafaza ediliyor. Başa dönelim. Ne söyledi burada? Görüyor musun ki koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı, bütün varlıkları, baharda hayata dönen o bitkiler, çiçekler, otlar vesaire, bunların kendilerine göre bütün sahife amali, ne yaptım ben, ne yapabiliyorum ben, neler üretiyorum, neler yapabilirim ben, bunların yazılı olduğu defterler. Bu atfı niye yaptı? Ahirette de çünkü insanın amel defterleri önüne gelecek, değil mi? Ne yaptım, ne ettim, ne günah işledim, ne hayır işledim, hepsinin yazılı olduğu bir defter bize verilecek. Sağdan verilecek hayırlı defteri olanlar, soldan verilecek şerli defteri olanlar. Şimdi amel defteri, amel sayfası böyle verilecek ahirette, bu bizden çok mu uzak bir şey? Değil diyor üstad, bu bir kanun zaten. Bitkilerde de böyle oluyor. Meşeliğin kanunu ne? Daha doğrusu meşeliğin amel defterinde neler yazıyor? Meşacı olmanın amel defteri nedir? Onu diyor, o amel defterini o diyor tohumuna veriyor. Tohumu da o amel defterini neşrediyor. Tekrar açıyor. Tekrar yayıyor. Bakıyorsun ki aynı meşelik neyse, meşeliğin kanunu neyi gerektiriyorsa yavrusu da aynısını yapıyor. Bu diyor bir tür amel defterinin açılması. Yani genetiği Üstad Hazretleri burada bir tür şey olarak görüyor. Saklayıp tekrar yayma, saklayıp tekrar yayma. Ya da şöyle söyleyeyim, matbaacılıkta kalıp olur, kalıptan tekrar baskı olur. Sonra bir daha basılacağı zaman tekrar kalıptan baskı alınır gibi bir düzen var. Onu düşünün, kalıp var, kitap basılmış, o sonra kitaptan kalıbı da kaybolmuş diyelim, atalım. O kitaptan bir numunecik duruyor ama diyelim. O numuneciyi taratıyorsunuz, tekrar dizgiye alıyorsunuz, tekrar kalıp döküyorsunuz, tekrar basıyorsunuz aynı kitabı. Oluyor mu yayıncılıkta? Oluyor bu. Aynısı diyor şeyde de var. İşte bitkilerde, baharda, her baharda aslında bir önceki neslin amel defteri neşroluyor. Tıpkı bizimkinin haşirde olacağı gibi. Ben bugün bir rahmet olarak yaşıyorum. Cenab-ı Hak hayırlı ölüm versin, şehadet nasip etsin. Bereketli, onun yolunda geçirilmiş bir ömür nasip etsin. Bir gün gelip öleceğim. O ölene kadar yaşadığım süreçte ne biriktirdim ben, ne yazdım ben, ne yapabiliyorum ben? Ahmet, nice bir Ahmet, o mahşer günü tekrar açılacak. Ben bu dünyada yaptığıma göre o dünyada dirileceğim. Diyor ya, nasıl ölürseniz, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Hadis-i şerifti bu, yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Bitkilerde bu böyle olmuyor mu? Meşe nasıl yaşadı? Meşe ağacı olarak yaşadı. Nasıl öldü? Meşe olarak öldü. Tohumu ne olarak dirildi? Meşe ağacı olarak dirildi. Gibi gibi düşünün arkadaşlar. Ölmek dirilmek, ölmek dirilmek aslında hep ola gelen bir şey. Görmüyor musun ki koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahife amali, amel sayfeleri ve teşkilatının, yani şekillerinin, o süreç boyunca meydana gelen şekiller, onları düşünün. Ağacın doğumundan büyümesine kadar, tohumdan filizlenip, yeşerip büyümesine kadar, teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. Genetik buymuş. Allah yazıyor. Tabiri caizse. Cenab-ı Hak hıfzediyor orada. O ağaçlık neydi? Yavrusunda nasıl olurdu? Hıfzediyor. İşte o kitaptaki şey, binlerce yıldır belki duran şeyler var. Mantarlar, sporlar var. Orada duruyor kumsalın içinde. Ölmemişler. Sahrada yaşıyorlar onlar. Yani yaşamak derken pasif bir hayat mertebesindeler. Cenab-ı Hak onları bulutlara çıkardığı zaman nemle, güneşle açılıyor şeyleri. Tekrar hayata dönüyorlar. Hıfzedilmiş ama orada. Korunmuş. Yok edilmemiş. İkinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sahife-i amellerini neşredip kemali intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin, işte koruma sıfatının ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Bak,
Baharı biz kudret açısından okumayı öğrenmiştik. Ayet-i kerimede. Rahmet açısından okumayı öğrenmiştik. Ama baharı biz hafiziyet açısından okumamıştık orada. Bak geldik 7. hakikatte şimdi bunu yapıyoruz. O ilk cümlenin zaten anlamı buydu. Babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir diyordu. İşte geldik burada ona. Bahar aynı zamanda hafiziyetin de deliliymiş. Nasıl? Bir önceki nesil neler yaptı, neler etti, neler oldu? Bir sonraki bahar onu neşrediyormuş. Bizim burası böyle bir yer. Bir yıl önce böyleydi, bir yıl sonra da burada. Burada şu kadar meşe var, burada şu var, bu şu, şu kadar çalışıldı geçen baharda, bu kadar emek var. Arılar şöyle çalıştı, kuşlar böyle oldu. Tabii biz bunları ayrı ayrı envanter dökülmüş göremiyoruz. Öyle bir ilmimiz yok. Onun incesine bilim adamları girerse çıkarırlar. İşte ne kadar arı var, ne kadar tozlanma olmuştur, ne kadar şu olmuştur, ne kadar bu olmuştur. Onun incesini o işe ihtisas alanı olarak mesai tarif etmiş bilim adamları söz söyleme yetkisine sahiptir. Ama biz yekününde görüyoruz ki evet geçen sene burada boş durulmamış. Geçen sene bu baharda bu orman ne amel üretmiş, bir sonraki baharda o amelin tezahürü ortaya çıkıyor. Onların muhasebesi. Sen ne yaptın gel bakalım. Aa bu kadar tohum saçmışsın aferin. Bak şu kadar yeni ağaç oldu senden. Bu kadar yeni bitki oldu senden. Bu kadar yeni kuş yavrusu var o da senden. Bütün varlık amel defterini sunuyor tabiri caizse. Geçen bahar biz bunları çalıştık. Biz de mahşerde böyle olacağız. Mahşerde insanoğlunun hali bundan başka mı? Dünyada ne yapın denilecek bize işte. Nasıl ki bir sonraki baharda ağaçlar, börtü böcek, çiçekler, şunlar bunlar cevap veriyorsa biz de cevap vereceğiz. Bunlar oldu diye. Evet. İkinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sayfi amellerini neşredip kemali intizam, tam bir düzen ve hikmetle koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Evet. Acaba geçici, adi, bekasız, yani buradaki adi kötü manasında değil, kötülemek için değil, sıradan demek. Adi biz biraz bugünlerde şey olarak kullanıyoruz. Kötü manada adi, dandik, bad gibi manalarda kullanıyoruz. Değil, adi sıradan demek. Kötüleme manası yok. Mesela böyle kelimelerin anlam kaymasına dair yöremden bir örnek vereyim. Bizim orada sefil kelimesi, mesela bir insan çok sessiz, çok mazlum, ağzı var dili yok, kafasına vur ekmeğini al, saf gönüllü, saf derun birisi ise, kötülemek manasında değil, buradaki saf kelimeler de kötülemek için kullanılmadı. Ona sefil derler, ya çok sefil çocuk, hani hiç sesi çıkmıyor, sessiz, sakin falan, efendi manasında. Ama şimdi sefil kelimesini İstanbul'da öyle kullanmıyorlar. Sivas'ta İstanbul arasında fark var. Bir gün bir arkadaş işçi arıyor kendisine. Benimle de istişare ediyor. Şunu mu alsam, bunu mu alsam, şunu mu alsam falan diye. Şimdi birisinin ismi geçiyor orada. Ben dedim ya o çok sefil bir çocuk dedim. Şimdi ben sefil deyince o şey dedi. Ya abi niye öyle diyorsun ya o fena çocuk değildir dedi. Ya ben de onu kastettim. Ama bak kelime onda farklı, ben de farklı. O doğru anlıyor aslında. Sözlük anlamını o doğru anlıyor. Bizde anlam kayması olmuş Sivas'ta. O sefil kelimesi o manada kullanılmaz olmuş. Başka bir manaya gelmiş. Bu da bir anekdot olarak aklınızda kalsın. Adi kelimesi de böyle bir şeye uğramış. Mesela tevatür kelimesi de. Bizde tevatür söylenti yani insanlar söylüyor ama o gerçekliği tartışılır demek. Ama hadis ilminde tevatür nedir? Yalan da ittifakı mümkün olmayan kalabalık bir kitlenin beraber verdiği haber demektir. Yani doğruluğu kesin haber. Fıkıh ilminde daha da başka bir manası var ama yani yine doğruluğu kesin haber manasına geliyor ama adetlerde falan filan böyle hadis ilmine göre farklılıklar var. Gördüğünüz gibi kelimeler anlam kaymasına uğruyor mu? Uğruyor. Heh, buradan şuraya da bir dokunup geçelim. Güzel bir yere geldik çünkü. Neden biz sahabenin bilgisine muhtacız? Neden biz tabiinin bilgisine muhtacız? Neden İslami ilimlerde yaklaşımda bulunurken kopuk bir şekilde değil,
hadislerle, sahabeyle, tabiinle, tebe-ü tabiinle ilgili, ondan sonraki nesillerle de hatta ilgili bir şekilde bir hiyerarşi gözetilerek metinlere, kutsal metinlere, kutsal kavramlara, ibadetlere falan bakılıyor. İşte bundan. O kelimeleri acaba biz doğru manalarda mı kullanıyoruz? Onlar ne manada kullanıyordu, biz ne manada kullanıyoruz? Eğer onların çağını, onlarla gelen bilgiyi, onların öğrettiğini kollamazsak, gözetmezsek belki de uçurduk biz o kelimeyi, bambaşka bir manaya getirdik. Yanlış anlamış olmaz mıyız? Yine girmeden yapamayacağım. Ev sahibimiz, İstanbul'daki sultanımız Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri rahmetullahi aleyh radıyallahu anh, İstanbul'un fethi sırasında, daha doğrusu İstanbul seferi sırasında şehit oldu. O sefer sırasında Yezid döneminde oluyor galiba. Birisi kahramanane atlıyor, düşmanın birliğinin içine dalıyor bir asker ve çok tehlikeli bir pozisyonda düşmanla vuruşuyor. Arkadaşları diyorlar ki bak işte bu kendini tehlikeye attı, şu ayete aykırı hareket etti. Canlarınızı kendi elinizle tehlikeye atmayın. Bir ayet-i kerimeden bir ifade okuyorlar orada. Hangi ayet olduğu aklımda kalmadı. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh duruma şahit oluyor. Diyor ki biz diyor bu ayeti böyle anlamazdık ki diyor. Siz diyor yanlış yorumluyorsunuz. O ayet kendi malı mülkü olup, varlığı olup ondan hayırda bulunmayanlar için, zekat vermeyen, sadaka vermeyenler için nazil olmuştu diyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani malı saklayıp, tutup, harcamayıp kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın. O manada gelmişti. Yoksa bu arkadaşınızın yaptığı diyor çok merdane bir iş, düşmanın üzerine atlıyor, vuruşuyor. Bunun için gelmedi diyor bu ayet. Bak, daha sahabeden bir sonraki nesil, sahabe gözünün önünde bak ayeti yanlış anlamış. İşte sahabenin bilgisini bilmezsek, ondan alan o bilgiyi halis tabi'in ve tebe-ü tabi'inin bilgisini bilmezsek, yani bunun asıl şeyi selefü salihin diyoruz biz veya ehl-i sünnet vel cemaat geleneği diyoruz artık modern tabirler, gelenek melenek ifadesi kullanırsak, o silsileye riayet etmezsek o bilgi bize yanlış gelebilir. O silsile o bilginin güvenliğini sağlıyor, yanlış anlaşılmasını sağlıyor çünkü dil anlam kaymalarına müsaittir. Aşırı yorumlara müsaittir. Her dil müsaittir. Sadece Arapça için değil, Arapça'da bir de Kur'an'ın dilinde, hadislerin dilinde, o kelimelerde yapılan sanatlar çok zirve olduğu için onlarda bu yanlış anlaşılmalara müsait bir içerik vardır. Eğer usulüne riayet edilmezse, usuller bizi korumak için oluşturulmuştur. Şimdi mesela mezhepler ortaya çıkmış veya işte hadis usulleri ortaya çıkmış veya kelam usulü ortaya çıkmış, tefsir usulü ortaya çıkmış. Diyorlar ki ya bunlar Efendimiz zamanında yoktu, işte şimdi sonradan çıkardılar falan. Ya evet, Efendimiz ona ismini koymamıştı bu Hanefi mezhebinin usulüdür, bu şudur budur diye, ama hepsi ondan alınma bir. İki, bunları bu mübarekler, bu efendilerimiz, ulemamız, Allah hepsinden razı olsun, biz sapıtmayalım diye oluşturmuşlar. Yani bir söz nereden nereye kadar anlaşılır? Nereden sonrası anlaşılamaz. Bunu bir kalıba dökmüşler ki yanılmayalım, sapıtmayalım, yanlışa düşmeyelim diye. Her bilimde, her ilimde bu yok mu? Var. Fiziğin de var, kimyanın da var, biyolojinin de var böyle usullere. Hangi deney sağlıklıdır, hangi şartlarda yapılan işte bilimsel metodoloji tartışmaları falan, bilim felsefesi tartışmaları falan var. Ne için yapılıyor bu tartışmalar? Hangi bilgi doğru bilgidir, geçerli bilgidir? Bunu oluşturmak için. Allah onlardan razı olsun. Bak 14 asır, 13 asır, 12 asır önce oluşturmuşlar taş gibi metodolojiyi. Biz onun sayesinde hüve hüvesine İslam'a uyarak yaşamayı başarabiliyoruz bugün. Yani en azından doğru bilginin elimizde olduğunu biliyoruz. Uyamasak da, amel edemesek de, hayatımıza tam yansıtamasak da gelen bilginin böylece doğru olduğunu biliyoruz. Ama bizim ahir zaman zıp çıktıları, o mezhepler sonradan ortaya çıktı. Yok işte bilmem şu peygamberin mezhebi mi vardı? Ya peygamber efendimizin mezhebi zaten işte o dört mezhebin veya eskiden 12'ymiş, çoğunun şeyi kalmamış, müntesibi kalmamış diyelim. Ya da talebeleri hıfzetmemişler usulünü diyelim. Onların yekünüydü zaten efendimizin hayatı. Onlar oradan çıkarıyorlar o şeyleri. Usulleriyle çıkarıyorlar. Ümmete
kolaylık olsun diye. Sanki onlar olmayan bir şey uydurmuşlar. Namaz yokmuş da namazı mezhep imamları çıkarmış gibi. Haşa, sümme haşa. Böyle bir algı ne kadar yanlış bir algı. Allah onları da ıslah eylesin. Arkadaşlar. Doğru bilginin kaynağını yanlış bilginin adresi gibi göstermek nasıl büyük bir vebal. Yani onlar nasıl hesap verecekler ahirette? O büyük imamların, İmam-ı Azim Ebu Hanife Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Ahmet Hazretleri, bunların huzurunda onlar nasıl hesap verecekler, nasıl titriye titriye onların karşısında duracaklar? Ben doğrusu çok titriyorum yani. Onu hayal ettikçe ben titriyorum yani. O insanlara bu suçlamayı yapmak enteresan. Pekala. Hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, bitkilerde, ağaçlarda, otlarda bu iş oldu, bu kadar ince gözetiş oldu, sineklerde, böceklerde, alemi gaybda, yani beş duyuyla bilinemeyen alem, gayb, kayıp, bizde kayıp kelimesi gaybtan gelme zaten, yani bilinmeyen de, beş duyuyla dahil olunmayan da, alemi gaybda, alemi ahirette, alemi ervahta, ruhlar aleminde, rububiyet-i ammede, en geniş rububiyet dairesinde mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Bakınız, buna şuradan yaklaşalım. Bunu belki bir önceki derste de konuşmuştuk ama burada biraz daha açarak konuşmaya çalışalım. Bir meşe ağacının da doğaya bir katkısı var. Bir sivrisineğin de doğaya katkısı var. Bir insanın da doğaya katkısı var. Ama meşenin bir sınırı var. Fıtri sınırları var. Aşmadan taşmadan o görevini yapıyor. Sivrisineğin bir sınırı var. Bir fıtri sınırı var. Allah koymuş. Aşmadan taşmadan görevini yapıyor. İnsana geliyoruz. İnsanın üstad ne diyor? Had konulmamış kuvveleri var. Sınır konmamış kuvveler. Nedir? Kuvve-i şehviye, menfaatini elde etme güdüsü diyelim. İnsan bu hayata bunlarla tutunuyor, bu kuvvelerle. Kuvve-i şehviye öyle anlayalım bir parça. Menfaatini elde etme güdüsü. Devamını sağlama güdüsü. Ama kattıklarıyla, kendine kattıklarıyla, elde ettikleriyle sağlama güdüsü. İki, kuvve-i gadabiye. Gadab ne demek? İşte öfke, sinir diyebiliriz. Gadab aslında gazap da aynı kökten geliyor. Yani korunma güdüsü diyelim biz de buna. Yani bir canlı, bir, menfaatlerini elde etmeye çalışıyor. İki, zararlardan korunmaya çalışıyor. Hayata tutunmak için. Üç, kuvve-i akliye. O da zararlıyla menfaatliyi birbirinden ayırıyor. Şimdi bunların üçü had konulmamış kuvveler. İnsan gidebildiği yere kadar gitsin diye. İstidatları tam açılsın diye. Çünkü insan meşe gibi değil, insan sivrisinek gibi değil. İnsanın alabileceği mesafeler çok çok fazla. Manevi olarak da, maddi olarak da. Bakın bugün nerelere gittik? Belki 1000 yıl daha ömrümüz olsa nerelere gideceğiz uzayda? Veya işte maneviyatta ne pirler, ne büyükler yetişti. Aynı maneviyatı koruyabilsek kim bilir daha nicence büyükler, evliyalar, Allah dostları yetişecek manevi alanda. Ne peygamberler geldi geçti. Ne büyük insanlar. Miraç sahibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişti bu insanlığın içinde yani. Potansiyeli oradan düşün. Bütün varlık adına Cenab-ı Hak'la muhatap oldu. Elbette fiziki bir muhatabiyetten bahsetmiyoruz. Bir makam olarak bundan bahsediyoruz. Cenab-ı Hak cihetten, mekandan münezzehtir. O seviyeye de çıkabiliyor insan yani. Bu kuvveler sayesinde oluyor. Kuvvelerin yekününü galiba, Allahu alem kaydıyla söylüyorum. Biz bu kuvvelerin yekününü elbette sair bazı hislerle, renklenmelerle, duygularla nefis olarak görüyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim, o kuvvelerin dünyaya bakan tarafını, maddeye bakan tarafını nefis tutuyor. Ahirete bakan tarafını da vicdan tutuyor belki. Veya ruh tutuyor belki. Veya başka bir latife tutuyor belki.
Yani insan nasıl bu dünya menfaatini kolluyorsa, imani bilgiyi aldığı zaman ahiret menfaatini de kolluyor. Zekatını veriyor, ibadetini yapıyor. Bir Allah rızasının kazanılacağı bir iş olduğu zaman mübarek insanlar onun için yarışıyor. Ben yapayım, ben yapayım diye. Niye? Ahiretine hayır var diye. İşte yanı başımızda orman yangınları oldu. Allah orada gönüllü olandan, Allah rızası için çalışanlardan, gayret edenlerden razı olsun. Yani koştular, koşuşturdular. O kadar insan gitti, o kadar yardım malzemesi gitti. Ne için? O insanları kurtarmak için, o ormanları kurtarmak için, o ateşi söndürmek için. Bak ona da gayret edebiliyor yani. Kendi menfaatinden geçerek daha başka bir menfaate, ahiret menfaatine, insaniyet menfaatine, İslamiyet menfaatine çalışabiliyor. Şimdi bu haldeki insan ne bir meşe ağacı ne bir sivrisinek. Zararı da çok fazla. Yani yaktı mı bütün ormanı yakıyor mesela. Bir bomba patlatıyor. Hiroşima'da kaç bin kişi ölmüştü? Yalan olmasın. 30 bin mi? 300 bin mi? Rakam aklımda değil. Şimdi o ki bombalar yanında o Hiroşima'ya atılan bomba zaten oyuncak. Şimdi öyle bombalar yaptılar ki belki atsa Amerika Rusya'ya ya da Rusya Amerika'ya yani bir tane eyaleti gözden çıkaracak o ülke. O eyalet gitti artık. Kullanılmaz olacak. O hale gelecek yani. Veya onların attığı silahların radyasyonu bütün dünyayı etkileyecek. O ölçüde silahlar yapıldı şimdi. Bak zararı da çok fazla ama menfaati de hayır işlerse çok fazla. Gitse bir orman, bir çöl gibi araziyi ormana çevirse o ormandan yayılan menfaat etrafa o insana yazılır. Çünkü o ağacı o dikti oraya, o ormanı o oluşturdu orada. Elbette onların katlanarak giden faydası, insanlığa faydası, evrene faydası, duaya faydası, oradaki canlılara faydası o insanın hanesine yazılır. Şimdi burada üstadım bize verdiği bakış açısı şu, toparlayayım burada. Yahu diyor, meşe ağaçlığından başka bir şey olmayan meşe ağacına, sivrisinek olmaktan başka bir şey olamayan sivrisineğe, milyonlarca yıldır, elma olmaktan başka bir şey olmayan elmaya, bu şekilde baharda bir tekrar neşr, tekrar bir defterleri açma, tekrar bir muhasebe yaptıran Allah diyor, hiç insanı başıboş bırakır mı? Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle. İnsan böyle beni kimse hesaba çekmez, bana kimse hesap sormaz diyebilir mi? Onların hesabını gören Allah seni ihmal eder mi ya? Bunu bir düşünsene diyor Üstad Hazretleri işte. Böyle olur mu diyor bak. O kadar canlı, bu kadar çetin hesap kıyasıya her baharda sürüyor, görüyorsun. Ben öleceğim, benim hesabım olmayacak. Var mı öyle ya ama? Var mı öyle rahatlık? Buradaki son cümle o diyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse, alemi gaybda, alemi ahirette, alemi ervahta, ruhlar aleminde, rububiyeti ammede, yani o en geniş rububiyet dairesinde mühim semere veren beşerin amelleri, hıfz içinde gözetilmek suretiyle, bir korunma, saklanma içinde gözetilmek suretiyle, ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Bir de şu var arkadaşlar, biz bugünkü fizikle bunu anlayamıyoruz ama, yani İslami metinlerimiz bize şöyle bir dünyadan haber veriyor. Sadece İslami metinler değil, aslında şöyle demek lazım. Bütün dinler, hak dinler, nihayetinde İslam'ın öncesi bidayeti olduğu için, hepsi İslam olduğu için içerik itibariyle esaslar aynı. Teferruatta belki küçük küçük farklılıklar var. O zamanın ümmetlerine göre ibadetlerde, yasaklarda farklar var. Ama onun içinde özet olarak İslamiyet, hepsindeki İslamiyet, esasat-ı imaniye, hepsinde esasat-ı imaniye geliyoruz. Efendimiz'deki de en kamil hali İslam. En kemalde hali bu dinin. Bugün dininizi tamamladım ayetiyle de sabittir ki İslam. Şimdi bu metinler bize haber veriyor ki ya insan öyle bir eşikte ki, öyle bir filtrede ki biz şu an onu fiziksel olarak göremiyoruz. Mesela önümüze bir şey geliyor, ona elimizle dokunuyoruz, başka bir şeye dönüşüyor falan, böyle görmüyoruz süreci ama Cenab-ı Hak bu varlığı bizden geçiriyor.
gözümüzden, kulağımızdan, sesimizden, duyuşumuzdan, tefekkürümüzden, zikrimizden geçiriyor yani. Bak, bu varlık bizim temaşamızdan, her şeyimizden geçiyor. Ona göre cennette ve cehenneme ayrılacak. Kafirin kafirce geçirdiği zerreler cehennem teşekkülatında belki kullanılacak. O hikmete ayrılacak. Müslümanın imanı çerçevesinde, marifetullah çerçevesinde, zikrullah çerçevesinde değerlendirdiği zerreler, ayetler, şahitlikler, tefekkürler onun aletleri ahirette var olacak. Cennet suretinde var olacak. Yani varlık insaniyet oluğundan, belki bunun içine cinleri de katabiliriz, oluktan geçiyor. O imtihana maruz olan varlığın oluğundan geçiyor. O oluklardan akışına göre de iki havuza ayrılıyor bu nehir. Biz şu an tam onun idrakinde değiliz ama imtihanın önemi burada zaten. Yani senin eylediklerinle öteki tarafta bir yaratılış oluyor. Şu an sen şahit olamazsın da. Üstad diyor elhamdülillah burada dersin, orada elhamdülillah yersin. Ya da bir sürü hadis-i şerif var, bir sürü ayet var. Yaptığımız hayırların bizi orada bulacağını anlatan. Bunlar demek ki bir fiziksel ilgi de var. Biz şu an kendimizi filtre gibi hissetmeyebiliriz ama filtreyiz. Bizden geçene göre orada bir şekil alınacak. Oradakilerin hesabı görülüyor da filtrenin kendisi hesap vermeyecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kaçamazsın, saklanamazsın. Cenab-ı Hak onlara yaptırdığından seni ihmal etmez. Onlar yapıyorsa sen de o hıfzın içindesin. Korunuyor senin de yaptıkların. Eylediklerin saklanıyor, yazılıyor çok yerlerde. O yazılanların bir şeyi görülecek, bir yayacaklar onu böyle. Bakalım ne yapmış bu diye. Tartılacak mizanda. Ona göre sonsuz oluşlar alemine taşınacağız. Ya cennet olarak ya cehennem olarak. Cennetle cehennem de bugün biz onları şey olarak görüyoruz sadece, mücazaat ve mükafat yeri olarak, ama belki de o baki alemin varlığı bu iki şeyin zıtlığına bağlı. Yani birbirlerinin devamını sağlayan iki fiziksel düzen olacak belki de o cennetle cehennem. İşte nasıl, gene Cemal Saydam Hoca'nın kitabına atıf yapalım, havadan tozdana. Nasıl sahralar cehennem gibi ama o sahraların tozu olmasa buralar cennet cennet çiçek açmayacak. İşte ormanlar oluşmayacak. Amazonlar, işte bilmem Çin'deki bilmem ne ormanı, bilmem şuradaki bu ormanı. Bunların varlığının devamı o sahradaki çöllere bağlı. Nasıl ki işte aynı sırla cennetin varlığı da cehenneme bağlı. Hatta Lemaat da Üstad Hazretleri diyor ya, cennet olmasa cehennem tazip etmez mi diyor. Öyle bir cümlesi var. Acaba şimdi bulabilir miyim onu? Çok da sizi bekletmeden hızlıca bakacağım. Görürsem okuyacağım, göremezsem fazla durmayacağım. Vallahi denk geldi elhamdülillah. Ama paragrafın başı da güzel bak. İcat ve cem-i ezdatta, yoktan yaratılma ve zıtların birlikteliğinde büyük bir hikmet var. Kudret elinde şems ve zerre birdir. Metnin başı bu. Lemaat'tan bir bölüm bu. Ey biraderi kalbi hüşyar, ezdadın cem'indendir tecelli-i iktidar. Lezzet içinde elem, hayrın içinde şerri, hüsnün içinde kubuhu, nef'in içinde darrı, nimet içinde nikmet, nurun içinde narı, bilir misin ki sırrı? Bak, nurlar içinde, nikmet, nimet içinde, bunların diyor sırrı ne? Hakaik-i nisbiye sübut takarrur etsin, bir şeyde çok şey olsun, bulsun vücut, görünsün, sürati hareketle bir nokta bir hat olur. Çevirmenin sürati yapar bir lem'ay-ı nur, daire-i nurani, hakaik-i nisbiye vazifesi dünyada daneler sümbül olur. Kainatın çamuru, bak, hakaik-i nisbiye vazifesi dünyada daneler sümbül olur. Çöller, yeşillikler. Hatırlayalım orayı da.
Kainatın çamuru, revabıt-ı nizamı, alaik-ı nakşını odur teşkil ediyor. Ahirette bu nisbi emirler orada hakaik olur. Hararette meratip ona olmuştur sebep tahallülü burudet. Hüsündeki derecat kubuhun tedahülüdür. Sebep illet oluyor. Ziya zulmete borçlu. Lezzet eleme medyun. Sıhhat maraz olmaz. Pardon, sıhhat marazsız olmaz. Cennet olmazsa belki cehennem tazip etmez. Zemherir olmuyor. Zemherirsiz olmuyor. Ger zemherir olmazsa o da ihrak edemez. O hallak-ı lemyezel, halkı ezdad içinde hikmetini gösterdi, haşmeti etti zuhur diyor ve metin devam ediyor. Devam etmeyeyim. Şu kısmı benim için şeydi, size okumak istediğim. Ziya zulmete borçlu, lezzet eleme medyun, sıhhat marazsız olmaz, cennet olmazsa belki cehennem tazip etmez. Oradaki fiziksel alemde böyle olacak belki de. Burada nasıl ki sahra olmazsa yağmur yağmıyor. O sahralardan taşınan tozlar, kum tanecikleri, o yağmurların da teşekkülünü sağlıyor, karların da teşekkülünü sağlıyor. Onun gibi de belki cennet ve cehennemin de böyle beka adına vazifeleri var. İnsan da orada bir filtre vazifesi. Hangi kısımdan cehennem oluşacak, hangi kısımdan cennet oluşacak? Bizim imtihanımız da burada. Arada biz de sınanıyoruz irade sahibi olmakla. Ama bizim irademiz sayesinde de beka aleminin iki yanı yaratılıyor yani. Allahu alem kadiyle bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, vaktimiz sona eriyor. Daha fazla okumayayım. Yine bir paragraf konuşmuş olduk. Paragrafı tekrar baştan bir okumuş olayım. Aklımızda o kısmı kalsın. İnşallah bir sonraki derste de evet diye başlayan paragrafı, 121. sayfadaki Söz Basım Külliyat'a göre Sözler Risalesi'nin 121. sayfasındaki evet diye başlayan, evet şu hafiziyetin bu suretle diye başlayan paragrafını okuruz. Belki Allahu alem kaydıyla söylüyorum yine, bir sonraki derste bu bahsi bitirebiliriz. 8. hakikate geçebiliriz diye yine umut ediyoruz, kesin diyemiyoruz. En doğrusunu Allah bilir, inşallah diyelim. Sağımız solumuz belli olmuyor, çenemiz düşüyor. Evet, paragrafı tekrar okuyorum. Bugün okuduğumuz, konuştuğumuz kısmı tekrar okuyorum. Aklımızda inşallah çakılı kalsın. Görmüyor musun ki koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahaif-i amali ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sayfeyi amellerini neşredip kemali intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile cereyan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse alemi gaybda, alemi ahirette, alemi ervahta, rububiyeti ammede mühim semere veren, meyve veren yani beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Evet, biz de iman ediyoruz ki hayır ve asla. Cenab-ı Hak mutlaka bu kainatın kıymetlisi olan insanı da ziyan etmeyecek, amellerini sakladığı, hıfzettiği gibi onları neşir edecek ve inşallah umuyoruz ki bizi onlarla, onlara ettiği iltifatla, fazlıyla, keremiyle cennetinde baki bir surette nimetleriyle şereflendirecek. İnşallah cemalullahıyla önce ve cennetiyle sonra şereflendirecek. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.